Harika bir ekip giriyor. Yepyeni bir film. Tatlım tatlım bir BKM filmi. Yılmaz Erdoğan yazdı, yönetti. Çağlar Çorumlu, Fatih Atman, Şebnem Bozoklu, Aylin Kontante'ye geliyor aslında. Yakından, ekrandan değil de burada görünce şaşırdığınız birisi oldu mu? Aa, böyle miymiş diye. Hangisi? Ben. Fatih. Ha? Eşofmanlı hocam. Fatih mi? Fatih, ciddi enteresan bir hale geldin yani gerçekten. Aynen. Efendim? Zayıflamış, zayıflamış. Tebrikler bunu görebilmek. Film hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Oturun abi, oturun. Rahat rahat. Şimdi daha solistimizi de çağıracağız. Harika bir adam bizle beraber. Bugün şarkılarla eşlik edecek ama... Ne zaman giriyor film vizyona, onu hemen öğrenelim. 17 Mart. 17 Mart'ta yanlış söylemedin değil mi? Yılmaz Erdoğan yazdı. Yılmaz Erdoğan yönetti. Çiftlikte çektiniz. Aynen doğru. Öyle. Evet, harika detaylarımız var filmle ilgili, tatlım tatlımla ilgili. Hocam fan kulübüm var, bir şey söylemek ister misin? Görüşüyor musunuz, görüşmüyor musunuz? Uzun zaman oldu. Ne kadar zaman oldu? Kaç gün oldu? 4 gün oldu. En son ne vardı? Nerede görüştünüz? 24 Şubat var. Bu yakınlarda konser var mı? Yakında gidiyor musun bir yere? Yarın Alanya. Yarın Alanya dersek bu programın yayınlandığı günden bir gün sonra bütün Alanyalılar oraya gider. Konser alanına toplanacak. Aramaya başlarlar. Tam tarihini biz veririz ne zaman yayınlandığını. Ağzına sağlık kardeşim. Teşekkür ederim. Harikaydın yine. Sağ olun. Çok güzel. Bugün müthiş bir Hayko konser. Yapma böyle. Çok utanıyorum. Ay güzel. Allah'ım diyeceğim. Ne kadar yapıyor? Çağlar izler misin, dinler misin? Yani böyle bir ekiple gittiğiniz, görüşmüştüğünüz falan var mıdır Hayko'yla? Ya o kadar samimiyetimiz yok. Ya Güldür Güldür'ün baş elemanlarından ya adam. Hayko geldi, beraber oynadık Güldür Güldür'de. Neyi? Yani hangisini oynadınız? Şey oynadınız mı? Şevket Hoca eşofmanla oynandı mı? Yok, biz denk gelmedik. Başka bir skeçtik. Değil mi? Biz galiba. Hiç daha aynı skeçte denk gelmedik. Evet, ama bugün çok güzel işler yaptık. Sizlere seyrettireceğiz. Evet. Film hayırlı uğurlu olsun. Bir fragmanı izleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden Beyaz Şov'a devam edelim. Tatlım tatlım. Evet. Fragman belli ediyor zaten. Az çok daha önceden de fikrimiz vardı senaryoyla ilgili ama çok güzel film, çok komik film. Yılmaz'a öncelikle buradan tebriklerimizi, teşekkürlerimizi söyleyelim. Nedir şimdi başlıyor? Kim var? Başka Gupse var işin içinde. Serkan var, Büşra var. Büşra var. Serkan Keskin kim, var. Kim kimin çifti? Dört tane çift var. Kimler kimin çifti? Çağlar'la ben çiftiz. Evet. Ben Bülent'le çiftim. Bülent Emin Parlak'la. Fatih Gupse'yle. Gupse'yle. Büşra, Serkan. Bunları da siz kendiniz mi seçtiniz? Yılmaz'ın seçtiği çiftler mi? Ya şöyle bir şey oldu. Filmi çekmeye başlamadan bir hafta önce Köyceğiz'de biz meşhur bir çiftliğimiz var artık. Yani şahane bir platoya kavuştu aslında evet, Türkiye. Evet, Yılmaz bir plato çiftlik yaptı. Evet, şahane. Hani orada buluştuk sekizimiz işte bu saydığımız herkes ve Yılmaz Erdoğan bize dedi ki ben kimleri çift yapacağımı bu kağıda yazdım. Kağıdı cebine koydu. Dedi ki şimdi hepinizden şunu istiyorum. Siz yönetmen olsaydınız kimle kimi çift yapardınız? Bana bunu yazın ve eminim de aynısı çıkacak. Şimdi mesela Aylin, ben, işte Çağlar, Fatih, Gupse hepimiz kafamızdaki ideal kastı yaptık. Ve sonra onları topladık ve sonra açtık aynısını yaptık. Aynısı mı çıktı? Ya, evet çok acayip. Evet gerçekten de acayipmiş ama yani ama performansı da öyle zannediyorum etkileyecek bir şey oldu. Çünkü... böyle bir kadroyu yan yana getirmek, toplamak ciddi zor bir iş yani. Gerçi hani BKM yapıyor bu tür kadrolar, madrolar ama ben Necati abi'den duyduğum o kadar çok eğlendiler ki dedi. Yani çekimler bittikten sonra gitmediler yani kaldılar. Allah kaldı. Evet. Kaldık yani. Niye? Ekip çok keyifli, her şey çok keyifli. Ne anlatılıyor şimdi filmde? Tam giden, çift olarak giden ya da tek olarak giden, sevgilisi olmadan giden ya da olanlar ne görecekler filmde? Ya bir kere dört tane çift tek bir hikaye oynuyoruz. Evet. Ve mutlaka hepimizin başından geçmiştir bir alışveriş hikayesi. Yılmaz abinin kalemini biliyorsunuz. Zaten evet. Hayvanen Gerçeküstü Aşk'tan
uyarlayarak bunu senaryo haline getirdi. Direkt ha işte ya benim öküzün yaptığı şey bu falan diye böyle dediğiniz olayları yaşadığımız. Yani başlıyor ilişkiler. Herkes birbirine önce bir yazıyor. Evet, yazma dönemi. Aynen, aynen. O çiçekli bölümden sonra. Böcekli bölümler. Finalde herkesin asıl canavara ne kadar canavara gider dönüştü. O çiçekli böcekli bölümler bir ilişkide? Kısa. Ben söyleyeyim. Hayır, ölene kadar gider. Ha? Vay. Vallahi gider mi öyle? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.